Kamusen'in düzenlediği toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Erkilet ve Gesi'de yaşayan vatandaşların yoğun talebi olduğunu ve MHP'nin bu iki bölgenin ilçe olması konusunda çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Yeni yüzyılda yeni hayallerimize, yeni Türkiye hedefimize bu çağrımızın da büyük katkı sağlayacağı açıktır. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi önemli bir kamu reformuysa, nasıl ki böylesi bir düzende Milliyetçi Hareket Partisi aynı zamanda yeni bir anayasanın yapılması çağrısıyla toplumsal reformla bunu desteklemek istediğini gösteriyorsa, Türkiye'nin il ve ilçe sayısının 21. yüzyıldaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde yeniden ele alınması hususunda da bir bakıma idari reform çabalarında gündeme getirmiş olmuştu. Kayseri'nin de bu kapsamda, yani yeni ilçelerin kurulup kurulamayacağı ile alakalı, burada bir ihtiyacın olup olmadığı ile alakalı konunun tartışılmasının Kayseri nazarında değerlendirilmesinin faydalı olduğunu gündeme getirdiğimizde, bunun bazı hemşehrilerimiz nazarında, bazı yerleşim birimlerimiz nazarında büyük bir taleple karşılandığını gördük. Bu anlamda da gelinen aşamada Gesi ve Erkilet'in, yani hem Gesi'de hem de Erkilet'te yaşayan hemşehrilerimizin yüksek bir talebinin olduğu ve hatta bu taleplerle alakalı muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın da zaman zaman hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne hem Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz AK Parti'ye iletildiğini bizler biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da MHP olarak bu iki çalışmayı yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu iki çalışma amacına ulaşacak mıdır? Amacına nasıl ulaşır? Bu pek tabii önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere bağlı ama ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da bu anlamda çalışmalarını yürüttüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman, ama her zaman, her koşulda ve her şartta önce ülkem ve milletim diyen bir partidir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren, ben Türk milliyetçisiyim diyen herkes için de olmazsa olmaz şart, öncelikli olarak Türkiye'nin ve Türk milletinin âli menfaatleridir. Biz bu menfaatler ışığında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve bu mücadelemizi sürdürürken de zaman zaman bazı siyasi koşullarla da Türkiye'de bazı durumların vuku bulduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda hepimizin malumu. Tabii böylesi bir dönemde Sayın Genel Başkanımız 2015 yılında partimizden ayrılan, sonrasında bir başka parti kuran, İyi Parti'yi kuran, orada siyaset yapmaya başlayan çevrelere, isimlere yönelik 1 Ağustos 2019 tarihinde bir seslenişte bulunmuştu. Ve kendilerine yuvaya dönün çağrısı yapmıştı. Bu çağrı o dönem karşılık bulmadı. Şimdi gelinen aşamadaysa yine Sayın Genel Başkanımızın yeni bir çağrıları oldu. Ve bu çağrıda da çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi. Bu çok samimi, çok nezaket yüklü ve Türkiye'nin siyasi gerçeklerini, toplumsal gerçeklerini bilerek, bunun farkında olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde durduğu bir çağrıdır. Ama bugün gelinen noktada bu çağrının muhatapları nazarında doğru düşünülmesi gerektiği kanaatini de taşıyoruz.